Vallahi neler düşünüyorum, milleti yoksulluğa sürüklüyor. Olan garibana, fakire fukara oluyor. Başka bir şey olmuyor tablar. Her şey yükseldikçe o da yükseliyor tabii. İleriye dönük yetiştirilebilir gençler, onu söylüyorum. Dolar kuru tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına bu konuyla alakalı düşüncelerini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Pandemi dolayısıyla öncelikle o. İkincisi de bu Avrupalıların geri yurt dışına dönmesiyle şu andaki ekonomik krizinde ikincisi öncelikli olarak bunlardır. Ekonomik krizdir yani. Doların yükselmesi. Doların yükselmesini pandemi dönemine mi bağlıyorsunuz? Tabii ki ya. İşler, çalışmalar veya durgun, her şey durgun. Piyasa durgun. Her taraf durgun. Çalışma olmayınca da ekonomi de düzelmiyor. Ekonominin ön koşulu da budur yani. Çalışmaktır, sanayidir. Başka bir şey vallahi bilmiyorum yani. Türkiye ekonomisinin zayıf olduğundan dolayı. İyi bir ekonomi olsaydı hiçbir şeyden etkilenmezdi. Ne dolardan, ne eurodan, ne dışarıdan. İyi bir ekonomi olsaydı bu böyle olmazdı. Aynı aile bütçesi gibi. Nasıl bir aile bütçesi zayıfsa ona göre dolar da yükselir, euro da yükselir, diğer paralar da yükselir. Peki ekonomiyi kalkındırmak için neler yapılmalı? Ekonomiyi kalkınmak için zamanı geçti. Çok iyi bir fırsatlar vardı. O fırsatları hükümet kaçırdı. Merkez Bankası'nı dün bir yani 100 baz puan düşürdü. Ondan dolayı faizler düşünce vatandaş yatırımını dolara, altına, euroya yaptı yani. Bu herhalde. Bence bu. Yani bu yükselişin sebebi buna mı bağlıyorsunuz? Yani şu anki yükseliş öyle yani. Yani dünkü yükseliş ona bağlı. Vallahi ekonomiyle ilgili. İniyor, çıkıyor. Biz de ona ayak uydurmaya çalışıyoruz. Yani diyecek bir şey yok. Ya zaten dolar bir iniyor. Yani indiği yok da sürekli çıkıyor. Yani talep var demek ki. Ve hatta işte Merkez Bankası'nın faiz indirimi herhalde biraz etkiledi tahminim. Ya o da ya bir süreç yani. Bir süre sonra herhalde yine kendi yerine gelir yani. Çok fazla bir talep olmadığı zaman. Yani yine işte aracılar parayı götürmek için uğraş içindeler. Peki Türk lirasına nasıl değer katabiliriz? Ya Türk lirasına güvenmemiz lazım. Türk insanı olarak paramıza güvenmemiz lazım. Yani rağbet etmememiz lazım dolara, işte euroya. Ondan sonra kendiliğinden zaten düşer o. Ne düşüneceğim? Her şey pahalı. Dolar yükseldikçe her şey yükseliyor. Olan garibana, fakire fukara oluyor. Başka bir şey olmuyor tablar. Her şey yükseldikçe o da yükseliyor tabii. Bir dur denmesi lazım yani. Her şeyi dolar üzerine yapıyorlar çünkü. Ah, bir alışveriş yaptım, şuraya verdim 60 lira. 3 tane bir şey var, 3 parça bir şey. Yani her şeyi dolara, baza bağladılar. Bir dur denmesi gerekiyor yani. Peki bunun önüne nasıl geçilebilir? Vallahi bilemiyorum onun nasıl geçileceğini artık. Bunları şey yapan Merkez Bankası'nın şeyleri, Maliye Bakanlığı el atacak. Geçecek, dur diyecek. Başka bir çözümü yok mu? Şu anda ülke durumu diğer ülkelere göre kötü tabii ki. Hani alım gücü düşük, üretimi zayıf. Bu kadar yani. Bu yüzden düşük, yani yüksek. Peki ülke ekonomisini kalkındırabilmek adına neler yapılabilir? Ya daha çok üretim yapılabilir, gençlere daha çok değer verilebilir. Çünkü şu an bizim eğitim durumumuz pek yerinde değil. Ben liseye gidiyorum. Fakat şu an çalışıyorum. Ya aynı zamanda garsonluk yapıyorum. Yani dediğim gibi eğitim durumuna daha fazla önem verilebilir. İleriye dönük yetiştirilebilir gençler. Onu söylüyorum. Vallahi neler düşünüyorum? Milleti yoksulluğa sürüklüyor. Resmen yoksulluğa. Mesela orta kesim hiç kalmadı. Eksiye düştü. Bitti. Gerçekten bitti. Mesela ben orta kesimdim, bittim yani. Tabana vurdum ben. Mesela Türk liramızın değeri düşüyor, her şeyimiz pahalanıyor, her şeyimiz ihracat. Olmaması gerekli bunlar. Gerçekten milleti yoksullaştırıyor.
yoksullaştırıyor milleti. Peki Türk lirasına nasıl değer katılabilir? Dolar nasıl tekrardan aşağı çekilebilir? Ya tabii ki dolar nasıl aşağıya çekilir? Üretim yok ki. Üretim olmayınca her dışarıdan gelen her şey mesela her şey petrole, dolara bağlı. Dolar da petrol de dolarına maalesef yükseliyor. Durmuşlar mesela fahiş fiyatları şey yapıyorlar. Mümkün mü bunu düşürebilirler mi? Çiftçiye önem verseler ki yerli üretim başlasa ki her şey düşse kardeşim yok yok. Bu devlet gitmeli.